Herkese merhabalar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gördes'e geldim. Tam 2 ay olmuş arkadaşlar biz Gördes'e gelmeyeli. En son eşimle beraber gelmiştik, eşim ayağını sakatladığı zaman. Şimdi de babam kendini sakatlamış arkadaşlar, o yüzden geldik. Merdivenden düşmüş babam. Çok şükür iyi ama belini sakatlamış. İlk gün pek bir şey yok diyordu da ikinci gün soğuyunca belli olmuş, her yerim acıyor diyor. Evde daha çıkmadım yanına. Alparslan arabada uyuyor, onu bekliyorum. Uyandırmayayım dedim, şimdi alırsam uyanır. Öyle markette bekliyorum. Babama film falan çekmişler, kırık çıkık yokmuş da işte düşünce zedelenmiş galiba. Tabii her yeri ağrıyormuş. Bakalım, yanına çıkacağım birazdan. Babam aşağıya iniyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi evde alışkın olmadığı için çok fazla duramıyor, böyle ara sıra iniyor. Dün hiç inmemişti, o yüzden canı sıkılmış, bugün indi artık şöyle.
beraber hastaneye gidiyoruz arkadaşlar ama babam için değil. Babam çok şükür iyi. Kremleri sürünce iyi geliyor beline. O ayaklandı. Zaten çok yatmadı yani, alışkın olmadığı için yatmaya. Evde canı durmuyor. Hastaneye babaannemin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Babaannem yaklaşık 20 gündür falan oldu değil mi baba? Oldu. Hastanede yatıyor bronşitten. Oldum olası babaannem bronşit zaten arkadaşlar, önceden beri yani. Böyle kış aylarında tekrarlıyor. Onun yanına ziyarete gidecektim ama arada az önce hastaneden taburcu olmuş. Onunla beraber onu çıkarmaya gidiyoruz. Alp Aslan'ı da evde bıraktım anneme. Hava da bugün çok güzel aslında ama bakalım dışarı çıkar mıyız bilmiyorum. Yani babaannemi çıkaralım. Daha sonra bakarız. Acilden giriyoruz. Diğer taraflar kapalı. Acil de sakin bugün. 42.55. Bana fark etmez. Sen nasıl çıkabiliyorsan. Kaçıncı kat? Şöyle hastanenin içindeyiz arkadaşlar. Şöyle bir baktım da bayağı temiz. Güzel yani hastanemiz. Yeni yapıldı zaten burası. Şöyle bakalım, gidelim. Burası çocuk yatakları galiba. Şöyle renklendirmişler. Geldik. Babaannem hazırlanıyor. Toplanıyor. O iki kişilik yatak varmış. Anne, hangi hemşire var? Ne yapayım? Sadece birimiz geç değil mi? Hastaya gerek yok. Yani. Ama baktınız şeyse, ilacı yeterse haftaya kadar. Haftaya kontrole gelecek ya. He. Ben şimdi sistemden işlemlerini yapayım. Tamam. Bir 15 dakika sürer. Kan sulandırıcı. Bir C ile başlayan var. Tamam, kuras verin. Şey... Bilim. Klagon diye, Klagon diye hani yazılışı. Bilim. Hadi zımarlar başla. Hadi görüşürüz. Asansörle mi indirecektin baba? Asansöre binelim mi? Asansöre. Yemek yedi mi ki babaanne? Yemek yedi mi? Yemek. Yedi bazı. Al bunu bana bazı. İlk avcı kaldı. 5 yıldır, 2 yıldır diyor, ehli sahip olup diyor. Bingo, yeni yüz eğitimimiz kablosu çıkarmış arkadaşlar. Ben de tabii ki hemen deneyimlemek istedim. Manisa'dan gelirken şöyle aldım. Annemin de slip'i bitmiş zaten. Kendime slip almıştım en son arkadaşlar. Bu Bingo'yu görmemiştim. Yani çıktığını duymuştum ama bizim yakınlardaki dükkanlarda olduğunu görmemiştim. Daha sonra da gördüm. Hijyen Market'e gelmiş. Anneme gelirken aldım dediğim gibi. Şöyle buğulanmayı önler, hızlı kurur, toz tutmaz diyor. Sirke, biberiye, karbonat, soda ve beyaz sabun içerikliymiş yine arkadaşlar. Ekstra büyük, ekstra kalın. Yani çoğu şeyi Slippy'ye benziyor. Bir de şey, şurada şey yazıyor. Bunu zaten biliyordum ama yine sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Ürünü uzun süre bekletme durumunda ıslaklığı korumak için ters şekilde muhafaza ediniz diyor. Bu gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Ters çevirdiğiniz zaman ıslaklık böyle... Bu kullanacağımız mendillere çıkıyor. O yüzden de her kullanımda bayağı ıslak oluyor. Şimdi televizyonu siliyordum. Aklıma geldi sizlere de göstereyim diye. Buğulanmayı önler diyor ya. Slip'i buğulanma bırakıyordu arkadaşlar. Özellikle televizyonu falan sildiğim zaman iz kalıyordu. Bakalım deneyeceğim şimdi. Burada sildim hatta. Bakalım kuruduysa göstereyim sizlere. Şöyle bir tane çıkarmıştım. Ve TV ünitesini sileceğim arkadaşlar. Alp Aslan da burada işleniyor.
Şöyle havlusunu görüyorsunuz arkadaşlar şurada. Alpaslan'ı yıkadık. Hazır buraya böyle güneş vurmuşken dedim yıkayayım. Sıcak sıcak dursun benim oğlum. Değil mi anneciğim? Bıcı bıcı yaptık. Böyle çamaşırlarla oynamasını çok seviyor. Şimdi bunu buraya koyalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. İz kalmış mı? Şuradan mı göstereyim? Kurumuş mu? Kurumuş. Çok az böyle yine var ama kuruyunca tamamen geçer mi acaba şuralar? Silifi bayağı bir iz bırakmıştı arkadaşlar. Daha önce silmiştim. Bakalım bunu da deneyimleyeceğim. Eğer bırakmazsa bu çok iyi olacak. Şöyle bir daha üstünden geçeyim. Boşalt anneciğim onları. Çıkar oradan. Oraları silelim. Annem çiçeklerini göstermedim değil mi size arkadaşlar? Şöyle bakın. Bu böyle küçücüktü. Bayağı bir yerini sevmiş. Bayağı bir çoğalmış. Şöyle bu da çok uzundu ama kırılmış galiba bu. Ama tekrardan uzuyor. Böyle buraya güneş geldiği için çiçekler burada güzel oluyor. Şöyle ben silmeye devam edeyim. Sizleri tripoda koyayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Birazcık böyle belli oluyor sildiğim yerler. Ama çok fazla yok. Yine üzerinden kuru bir bezle silinmesi gerekiyor. Çok pratik oluyordu böyle sildiğimiz zaman ama yine bezle geçeceğiz artık. Ne yapalım? Alparslan da burada işleniyor. Ne yapıyorsun anneciğim? Kimin onlar? Annen nereye? Deden ilaçlarını mı çıkarıyorsun? Jel krem anneciğim onlar. Deden beline sürüyor. Uf olmuş ya deden. Uf olmuş beline sürüyor anneciğim. Hadi koy onları yerine. Saçını yerim senin. Senin saçını yerim. Saç şekline bakın. Berbere gidecek oğlum ama götüren yok. Değil mi anneciğim? Alparslan. Hadi el salla. Bay bay. Hadi bay bay yap anneciğim. Bay bay. Şu an çok ciddi iş yapıyor. Çıkaramadın mı? İyi bakalım.